Herkese merhaba. Ben astrolog Maya Kesaoğlu. Bu videoda size 15 Kasım'da Boğa burcunda meydana gelecek olan dolunaydan bahsedeceğim. Ülkemizde saat farkından dolayı 15 Kasım'ı 16 Kasım'a bağlayan gece saat 00.30 civarlarında gerçekleşecek olan bu dolunay yine hepimizin ezberlediği üzere algol etkili bir dolunay olacaktır. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Dolunayın gündemine gelince hem ülke olaraktan hem de tüm dünyada iki şeyi çok iyi ezberledik artık. 1. Merkür Retrosu 2. de Algol Sabit Yıldızı bu Algo sabit yıldızında meydana gelen gezegen geçişleri, dolunaylar, yeni aylar her zaman ve her zaman hem dünyada hem de ülkemizde finans piyasalarını maalesef etkiliyor. Bu bir yatırım tavsiyesi değil, astrolojik öngörüdür. Bunu da burada belirteyim öncelikle. Yine parça parça gidelim. Öncelikle dünya gündemine baktığımız zaman Boğa burcunda gerçekleşecek olan bir dolunay her zaman gibi finans piyasalarını göstermektedir. Uluslararası piyasaları göstermektedir uluslararası ticareti göstermektedir ve federal rezervleri göstermektedir. Ve aynı zamanda burası elmas ve demir çelik endüstrisini ve bunların madenlerini göstermektedir. O yüzden ülkemizde ve dünyada 15 Kasım'ı takip eden süreçte 15 gün içerisinde bu sektörlerle ilgili çeşitli haberler duyabiliriz. Bu dolunay en yani çok Akdeniz'i etkilemektedir. Özellikle Türkiye, Kıbrıs, Sudan, İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan hattı çok hareketli olacaktır. Bu dolunay ve dolunayı takip eden 15 gün içerisinde. Bu dolunay bunun dışında Amerika'da Washington basın tarafını ve Japonya etkilemektedir. Ülkemize geldiğimiz zaman Akdeniz çok hareketlenecek bu dolunay döngüsüyle birlikte. Özellikle Kıbrıs'la ilgili çeşitli kararlar ve çeşitli haberler duyabiliriz. Dolunay'ı takip eden 20 gün içerisinde Mars da başlayacağı için aslında Akdeniz'de suların da ısındığını söyleyebiliriz ve burada bu Dolunay yine toplumunu etkileyen bir alanda gerçekleşeceği için ülkemize müttefik ülkelerinde bize ne kadar bu konuda destek olacağını göreceğiz. Dolunay'ın ülkemize etkisine tekrar baktığımız zaman parlamento, yasama organları, Belediyeler belediye meclislerini göstermektedir. Yine toplumu etkileyen kararları göstermektedir. Bu donayda yine ve yine maalesef ki bazı gerginlikler yaşayabiliriz toplum olarak. Sosyal medyayı daha dikkatli kullanmanızı öneririm. Bazı davalar istediğimiz gibi sonuçlanmayabilir. Toplum olarak biz buna tepki göstermek isteyebiliriz. Hem Merkür Retrosu'nun gölgesindeyiz hem de Mars Retrosu'nun gölgesindeyiz öfkeyle kalkan zararlı oturur. O yüzden toplum olarak daha sakin kalmamız gereken bir dönem aslında bu dönem. Sağlık tarafına baktığımız zaman boğa burcu dolunayı boğazları göstermektedir. Bademcikleri, tiroidleri ve ses tellerini göstermektedir. Dolunayın burçlu etkisine geldiğimiz zaman bu dolunay döngüsünde satürn duran olacaktır ve çok güzel aslında bir döngüdür bu dolunay döngüsü eğer şifalanmak isteyen, faydalanmak isteyen olursa. Cuma cumartesiye bağlayan gece ülkemizde gerçekleşecek olan bu dolunay hepimizin hayatında çeşitli sonlandırmaları getirecektir. Özellikle cuma günü nacizane tavsiyemdir. Ya gaffar, ya Tevvab, ya afü esmalarını minimum 100 defa olmak üzere istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Satürn'ün hem zararlı etkilerinden korunursunuz hem de dolunayın zararlı etkilerini minimuma indirirsiniz. Bu doğumlar döneminin etkilerini azaltmak için herkese yardım etmesini de öneriyoruz. Hem sokak canlılarına hem de yaşlılara hem de çocuklara yardım ederseniz doğumların sert etkilerini atlatabiliriz. Bu doğumlar en çok ülkemizi etkileyecek doğumlardan bir tanesi. Doğa olaylarına dikkat etmek gerekmektedir. Bireysel haritaya döndüğümüz zaman koç burcuyla başlarsak sevgili koçlar bu doğumlar size Para kaybettirebilir, daha dikkatli olmanız gerekiyor. Aniden paranızı kaybedebilirsiniz. Doğumlar döneminde gelirlerinizi ve nakit akışlarınızı korumanızı öneririm. Sevgili boğalar bu donay tam tepenizde gerçekleştiği için ani karar verip taşınmak isteyebilirsiniz, gitmek isteyebilirsiniz bulunduğunuz şehirden. Bu donay biraz sert ve farklı bir donay olduğu için sakin kalmanızı ve iyi düşünmenizi önerebilirim. İkizler Burcu'na bu donayın etkisi arkalarından çevrilen işleri görmesi olacaktır. Uzun zamandır arkasından çevrilen ve onun fark etmediği birçok şey bu donayla beraber gün yüzüne çıkacaktır. Yengeç Burcu'nun arkadaşlık evinde gerçekleşecek olan bu dolunay onlara arkadaş kaybettirebilir ya da bir arkadaş çevresinden çıkabilirler. Aslan Burcu'nun kariyer evinde gerçekleşecek olan bu dolunay onlara kariyerlerinde çeşitli sonlandırmalar getirebilir. Ama bu sonlandırma onlar için bir felaket değil. Aksine yepyeni başlangıçlar için çok güzel bir dönem olacaktır. Başak Burcu ise uzun zamandır devam eden bir eğitimini sonlandırabilir ya da bir yurt dışı seyahatine çıkabilir. Terazi burcuna baktığımız zaman bu donay onların uzun zamandır bekledikleri dava sonuçlarını almanızı sağlayacaktır. Sevgili teraziler çok uzun zamandır bu davanın sonucunu bekliyor olabilirsiniz. Ya da bir miras varsa beklediğiniz bu donayla beraber bu miras döngüsü artık sonuçlanacaktır. Hem miras hakkınızı alacaksınız hem de davayı kazanacaksınız. Sevgili akrepler donay tam karşınızda gerçekleşiyor. Şirket ortaklığınızı ya da evliliğinizi aniden bitirmek isteyebilirsiniz ama dediğim gibi bu da hem Merkür Retros'un hem de Mars Retros'un gölgesinde olduğu için aniden alınan kararlar çok doğru değildir. Bir süre beklemenizi önerebilirim. Sevgili yaylar, sağlık evinizde gerçekleşecek olan bu doğumay sizi çok fazla sağlık alanında etkileyecektir. Bu doğumay döneminde sağlığınıza dikkat etmenizi önermekteyim. Oğlak Burcu'na geldiğimiz zaman o kadar çok çalışıyorsunuz ki kendi hayatınızı aksatıyorsunuz. Bu da sizi size aşk ilişkinizi bitirebilir sevgili oğlaklar. O yüzden de bu donlar döneminde ilişkinize daha fazla sahip çıkmanızı önerebilirim. Sevgili kovalar bu donlarla beraber aniden evinizden taşınmak isteyebilirsiniz. Dediğim gibi retro döngülerinin artık kapısında olduğumuz için aniden taşınma kararı yanlış olabilir. Bir süre daha beklemenizi tavsiye edebilirim. Ve sevgili balıklar bu donlarla beraber sosyal medyada Aniden tartışmalara, kavgalara girebilirsiniz. Bu dolunay döneminde daha dikkatli olmanızı önermekteyim. Aracınız bozulabilir, aracınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Retronun gölgesinde olacak olan bu dolunay çok doğru bir zaman değildir. Bu dönemde beklemenizi tavsiye edebilirim. Dilerim dolunay herkese güzellik, bolluk ve bereket getirir. Hoşçakalın.